geleceğiz, böyle yapacağız diye bir yıl değil, şu değil. Zaten amacımız bu. Bu rapor bizim cebimizde duracak bir rapor değil. Bu raporun sonucunda eğer oraya o bakanlığı kurduğumuz anda bu işin yöneticisi siz olmak zorundasınız abi. Siz aramıza gelecek misiniz? O sözü veriyor musunuz? Veriyoruz tabii abi ya. Ben ateşi içinde. Sen şimdi sen beni yolda görsen milletvekili olan zanneder misin? Allah'ın sözü. Bak bizim öyle bir derdim. Ben tekneyle geliyorum abi. Ben Popo'dan çıktım. Bandırma'ya kadar tekneyle de yattım. Teknede kalktım. Bir sürü de hava yedik yani. Bir de abi bunu görmek lazım ya. Bilmek lazım. Oradan oraya kadar harcadığım mazot. Balıkçılık yapmıyorum. Sadece tur atıyorum. Harcadığım mazotu ben biliyorum. Nasıl geçineceğim? Sabahleyin ben Sinop'tan Şimdi sevgili bakın örnek vereyim. Denetleme dedin işte, denetleme. Sen Sinop'tan Hopa'ya kadar balık çiftliği kurdurursan bu memlekette, balıkçıların av sahasına sokarsan bu işleri, denizden tuttuğun dünyanın en fazla neyi denir ona, hamsile var. Omega'sı, fosforu, bir şey vardı diyemedim şimdi. Yok yani besin değeri, besin değeri. Protein. Dünyanın en geniş proteini. Ve sen bu proteini alıyorsun, tutuyorsun, balık bunu balık yağı fabrikasına veriyorsun, ürettiriyorsun, vatandaşa denizden yiyeceğim balığı sağ olsun balığı tutuyor, şofla, selene, şofla, balık pahalı olduğunu bittiği zaman piyasaya sun, balık, vatandaş balığı 10 liraya yiyeceği zaman 50 liraya yiyor. Yarısı balık unu balık yağı fabrikalarına, yarısı şoklara, az bir kısmı da... Şoklarda hiç olmazsa gene yeniliyor yani. Ya teknoloji geniş, bak gelecek bu, buna bir şey demiyorum. Ama planlamazsa... Kota yani gel, o dedi kota gelecek ki şey, o bu daneye girmesin. Bu Türk dünyanın gerçeği artık. Bu şoklu balık şok dünyanın gerçeği. Ama biz bunu planlayamazsak o zaman birbirimizi kandırırız. O zaman ne yaparız biliyor musunuz abi? Hamsiyi alırız ya da buradan ne çıkıyorsa alırız. Fabrikaya götürürüz. Üstüne %30 glazeyi basarız, suyu basarız. Vatandaşa suyu yedirtiriz abi. Suya %30 karla balık yediriz. Bunları yapmazsak, planlamazsak, gıda ile ilgili, ne bileyim, bunları planlayamazsak, hepimize gelecekte geçmiş olsun. Bakın tekne sahiplerine de geçmiş olsun. Bir gecede batar, biz gırgır sahibi. Bir gecede. Yanlış mı var? Güzel bir şeyler söyleyeyim. Biz örgütleniyoruz. Sürkom zaten örgütlü. Ama bir devlet de yolcu birliği diye gelen örgütümüz de kuruldu. 7-8 tane, 9 tane oldu. Bunlarla birlikte yönü ermişiz. Allah rahmet eylesin. Mustafa Çiftçi abimiz de vefat etti. Bulacağız. Allah rahmet eylesin. Cumhurbaşkanımız zaten. Biz insanlara bunları anlatacağız. Biz balıkçının bir üretici olduğunu, bir çiftçi olduğunu, bir ziraatçı olduğunu anlatacağız. Anlatıyoruz da yavaş yavaş gelişiyoruz. Gelecek mesela bir şey. Biz sadece bizi anlayan siyasilere veya bu görevlere gelmiş bürokratlara ihtiyacımız var. İnşallah siz de iktidara gelirsiniz. İktidarda buraya iyi bürokratlar getirip bu işleri anlayanlar getirir. Sizin gibi görür vermiş insanlar da bize destek verirse biz mazottan subvansiyon da alırız. Ağlarımıza subvansiyon da alırız. Ziraat Bankası'na gidip onları yolluk yere kredi vermez. Burada gelir kayın alırlar. İnsanlar kredi tezahürlerinin olduğu için ne iş oluyor? Onun kredi nereden bulacak adam? Bunlarla ilgili sorunlarımızı biz sizlere iletiyoruz. Siz de bunları şey yapalım. Başarı bekliyoruz. Mutluluk bekliyoruz. Geleceğim süre para. Geleceğim süre para. Geleceğim süre para. Geleceğim süre para.